İkinci Dünya Savaşı boyunca sayısız harekatlar ve operasyonlar düzenlendi. Tabii ki bu operasyonların birçoğu 1-2 günde planlanan operasyonlar değildi. Bazıları için 1 yıl, 2 yıl hatta savaşın başından sonuna kadar planlaması devam eden operasyonlar söz konusuydu. Ama bazı planlar ve projeler vardı ki bunlar savaş boyunca asla uygulamaya geçemedi. İşte bu videomuzda 2. Dünya Savaşı bittikten sonra gün yüzüne çıkan, belki de bazılarını hiç duymadığınız uygulamaya geçmemiş operasyon planlarını ve projeleri incelemeye çalışacağız. Bu planlara geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmamız gerekti arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda uygulamaya geçmemiş yüzlerce plan mevcut. Hatta arşivler açıldıkça günden güne bu sayı artmaktadır. Sizler de videoda geçmeyen bu tip planları ve projeleri yorumlarda belirterek yakın zamanda sizlerle olacak ikinci bölüm için katkıda bulunabilirsiniz. Bu küçük hatırlatmadan sonra kağıt üstünde kalan operasyonları ve projeleri incelemeye başlayalım. Sea Lion yani Deniz Aslanı operasyonu kanalımızdaki birçok videoda sözü geçen bir operasyon planıdır. Ünlü Alman General Erwin Rommel'in de planlamasında yer aldığı operasyon Britanya'yı savaş dışı bırakacak amfibik bir çıkarma için planlanmıştı. Bu planın başarılı olması için mutlak hava ve deniz kuvvetleri üstünlüğü gerekliydi. Aynı zamanda bütün kuvvetlerin tam bir koordinesini gerektiren plan Hitler tarafından çok riskli görülmekteydi. En sıkıntılı konulardan biri Almanların elinde bu iş için gerekli çıkarma gemilerinin olmamasıydı. Benzer bir operasyon Norveç'e yapılmıştı fakat bu çok kolay olmuştu. Zaten Norveç'in Almanlara direnecek askeri gücü de mevcut değildi. Ama Britanya büyük bir tehlikeydi. Bir de işin siyasi yönü vardı. Almanya'da üst üste gelen zaferlerden sonra üst düzey yöneticiler bir anda daha popüler olma yarışına girmeye başlamıştı. İşte bu kahramanlık yarışında olanlardan biri de Hermann Göring'ti ve komuta ettiği Luftwaffe Waffen'in yapacağı operasyonlar ile Britanya'nın teslim olacağı garantisini Hitler'e vermişti. Böylece Deniz Aslanı operasyonu rafa kaldırılmıştı. Hitler de hep kafasının bir yerinde olan Doğu Seferi planları için kara ordusunu riske atmayacaktı. Fakat Britanya hava savaşları kaybedildiğinde Deniz Aslanı operasyonunun uygulanıp uygulanmaması konusu günümüzde bile hala tartışılan bir konu olarak kalmıştır. Aslında bu konu Britanyalılar tarafından incelenmişti. 1974 yılında Stanhurst Kraliyet Askeri Akademisi Deniz Aslanı operasyonu planlarını kopyalayarak bir tatbikat düzenledi. Savaş oyunu olarak geçen bu tatbikat sonunda jüri ezici bir Alman mağlubiyetine karar verdi. Fakat bu bize ne kadar doğru bir fikir verir elbette ki tartışılır. Downfall yani çöküş operasyonu denince aklınıza Hitler'in son günlerinin anlatıldığı film gelebilir. Fakat bu operasyon Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya anakarasına saldırı planıydı. Birçok kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya atom bombası atması ile 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiğini sanmaktadır. Fakat Japonlar atom bombası atıldıktan sonra değil, Sovyetler Birliği Japonya'ya savaş ilan edip Mançurya'yı işgal ettikten sonra teslim olmuşlardı. Downfall operasyonu hazırlıkları yapılan iki atom bombasının başarısız olma ihtimaline karşı geliştirilen Japonya istilası planıydı. Atom bombasının başarılı olmasıyla plan hazırlıklarına ara verildi. Ama Japonya teslim olmayınca hızlı şekilde tekrar hazırlıklara başlandı. Fakat ilerleyen zamanda Japonya teslim olunca plan uygulanmadı. Amerika Birleşik Devletleri atom bombası konusundaki eleştiriler karşısında Downfall operasyonu yapılsaydı yaklaşık 300 bin ile 1 milyon kadar kişinin zarar göreceğini öngörerek savunmasını yapmaktadır. Bazı kişiler de atom bombası atılmasaydı Japonya yenilmezdi tezini sunmaktadır. Ama gördüğünüz üzere Japonya işgal planı da her an faaliyete geçecek şekilde hazırdı. Buna bağlantılı olarak bir sonraki planda aslında Japonya'nın da ne kadar savunmasız kaldığını da anlamış olacağız.
Japonlar Okinawa adasını kaybettikten sonra Japon hükümetinde bulunan birçok siyasetçi artık yenilginin kaçınılmaz olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ama Japon kültüründe yenilgiyi kabul etmek bir onursuzluk göstergesiydi. Japonlar da 1945 yılında müttefiklere kolayca teslim olunmayacak, hatta barış yapmaya zorlayacak bir operasyon geliştirdiler ve bu operasyona Ketsugo operasyonu dediler. 15 ila 60 yaş arasındaki bütün sağlıklı erkekleri ve 17 ila 40 yaş arasındaki bütün kadınlar, yaklaşık 28 milyon kişi askere alındı. Bu Almanların son zamanlardaki topyekün savaş çabasına benzer bir uygulamaydı. Ama asıl amaç Japonların ellerinde bulunan 10 bin uçağı ve ellerindeki deniz araçlarını intihar görevlerinde kullanacak kişiler yetiştirmekti. Fakat Japonların elindeki yakıt çok azalmıştı ve bu operasyon uygulanamadı. Hatta silah bulunamayan kişilerin ellerine bambudan mızraklar ve oklar verilerek savaşmaları istenmişti. Bu da Japonların son dönemde ne kadar çaresiz olduklarının bir göstergesiydi. Bu durum atom bombası olmasaydı Japonya yenilmezdi tezini de çürütmektedir. Bernhard Operasyonu, Britanya ekonomisini çökertmek için planlanan bir operasyondu. Britanya'nın kullandığı para birimi olan pound en iyi şekilde taklit edilecek ve bu sahte paralar Britanya iç piyasasına sürülecekti. Bu olay 2007 yapımı Kalpazanlar isimli filmde konu edilmiş ve dünyada birçok kişi bu operasyonu öğrenmişti. Alman SS binbaşı Bernhard Krüger, Sachsenhausen toplama kampında baskı ve gravür becerilerine sahip Yahudi mahkumları bir araya toplamıştı ve mahkumlar sahte pound'u başarılı bir şekilde yapmışlardı. Yine dolar üstünde de çalışmalar yapılıyordu. Aslında aynı mantıkla yürütülen Andreas operasyonu 1940 yılında başlatıldı. Fakat bu çalışmalar başarısız olmuştu. Savaşta işler kötüye gitmeye başlayınca bu plana tekrar dönüldü. Binbaşı Krüger aslında direkt sahte para işiyle uğraşmıyordu. Zaten Alman ajanlara pasaport, kimlik, geçiş belgeleri gibi dokümanları hazırlayan bir birimin başındaydı. Bu birim sahte pound üretiminde başarıya ulaştığında ayda 1 milyon pound'a yakın basım yapılmıştı. Tabii ki bu sahte paraları bir anda Britanya ekonomisinin içine süremezlerdi. Çünkü bu olay hemen anlaşılırdı. Almanlar genellikle bu sahte paraları diğer ülkelere ödeme yaparken kullanmaya çalıştılar. Özellikle İtalya hükümetine yapılan ödemelerde asıl miktarın bir bölümü sahte parayla yapılıyordu. Böylece orijinal para ile sahte paralar harmanlanmış oluyordu. Yine birçok yabancı ajana bu sahte paralar ile ödemeler yapılmaktaydı. Türkiye'de ajanlık faaliyetlerinde bulunan Çiçero lakaplı İlyas Bazna'ya da bu sahte paralar ile ödeme yapılmıştı. Genel olarak baktığınızda bu operasyon istenilen başarıya ulaşamamıştı. Çünkü Britanya hükümetine hissettirilmeden sahte paraların piyasaya dağılması gerekiyordu ve bu kadar sahte paranın piyasaya girmesi uzun zaman alacaktı. Savaşın kaybedileceği anlaşılınca da üretilmiş sahte paraların birçoğu Avusturya'nın Töplitz gölüne atıldı. 1959 yılında gölde Nazi altınlarını arayan dalgıçlar milyonlarca sahte pound buldular. İngilizler de savaş sonunda bu durumun farkına varmışlardı ve 5 poundluk banknotları yeniden tasarlamışlardı. Bu operasyon da tam olarak uygulamaya geçmeyen operasyonlar içinde yer almıştı. İkinci Dünya Savaşı boyunca Almanların ürettiği uçaklara baktığımızda yüksek mühendislik görmekteyiz. Fakat Almanya'nın savaş boyunca düzgün bir ağır bombardıman uçağı yoktu. Bunun nedeni ise Hitler'in Amerika Birleşik Devletleri'ni vurup geri gelecek bir uzun menzilli bombardıman uçağı istemesinden kaynaklıydı. Hitler, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrini bombalamaya takıntılı hale gelmişti. Bunun sonucunda kanalımızda önceden incelediğimiz Alman ağır bombardıman uçağı Heinkel HE-177 Griffe tam 6 yıl sonunda savaşa dahil olabilmişti. Ama bu uçak da New York'u bombalamak için yeterli değildi ve bu projeden bir türlü vazgeçilmiyordu. Bu proje kapsamında yine Heinkel HE-277, Junkers U-390 ve Messerschmitt MV-264 uçakları geliştirilmeye çalışıldı. Fakat hiçbiri başarılı olamadı ve Hitler'in New York'u bombalama rüyaları hiçbir zaman gerçekleşmedi. Büyük umutlar ile üretilip
çöpe giden teknolojileri incelediğimiz videomuzda Japonların Fugo isimli bombalarını incelemiştik. Benzer bir mantık ile Amerika Birleşik Devletleri de yarasa bombaları denilen bombalar üreterek Japonya anakarasına zarar vermek istemişlerdi. Amerikalılar yaklaşık 120 santimetre boyunda düştüğünde patlayıp yangın çıkaracak bombalar üretmişlerdi. Neden yangın çıkaracak derseniz, Japonların o dönemki evlerinin büyük çoğunluğu ahşap ve kağıttan yapılmaydı. Bu bombalar düşüp yangın çıkardığında Japon halkının savaşma gücü ve morali azalmaya başlayacaktı. 1942 yılında çalışmalara başlanan proje ile zaman ayarlı bombalar yarasalara bağlanıp Japonya yakınlarında bombardıman uçaklarından bırakılacaktı. Bunun için de özel bir mekanizmalı kutu kullanılarak uçakta yarasaların bir arada durması sağlanacaktı. Kutu şafak vakti paraşütle atılıp mekanizma serbest kaldığında yarasalar ışığa duyarlı olduklarından içgüdüsel olarak Japon evlerinin tenha yerlerine gireceklerdi ve yangınlar çıkaracaklardı. Bu sistem Utah'ta hazırlanan bir Japon köyü maketinde denenmişti ve başarılı bulunmuştu. Fakat New Mexico'daki denemelerde yaşanan bir kazada büyük çaplı bir yangın çıktı ve bu çalışmadan atom bombası çalışmalarının başlamasıyla vazgeçildi. Fakat bu sistem özellikle Vietnam Savaşı'nda kullanılan napalm yangın bombalarının temelini oluşturmuştu. Almanlar Fransa'yı işgal ettikten sonra bildiğiniz üzere Fransa'nın kuzeyini kontrol altına alıp Güney Fransa'da kukla devlet olan Vichy Fransa'sını kurmuşlardı. Almanların kontrolünü ele aldığı bölgelere baktığınızda Fransa'nın batısını da kendi kontrolleri altında tuttuklarını görüyoruz. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi Atlantik Okyanusu üzerinde U-botlar için üsler oluşturmak, ikincisi ise İspanya savaşa dahil olduğunda İspanya'ya bir koridor oluşturmak içindi. O dönem İspanya toprakları içinde kalan çok çok küçük bir toprak parçası olan Cebeli Tarık ise İngiliz kontrolündeydi. 6.8 kilometre karelik, belki de oturduğunuz mahalleden bile küçük toprak parçası sayesinde İngilizler Atlantik Okyanusu'ndan Akdeniz'e giriş kapısı olan Cebeli Tarık Boğazı'nda devriye gemileri bulundurabiliyordu. Almanlar da İspanya'yı savaşa çekip bu kritik noktadaki toprakları ele geçirmek için Felix operasyonu planlarını hazırlamışlardı. Fakat önceden incelediğimiz üzere Franco savaşa girmemek için devamlı olarak Hitler'i oyalamış ve bitmek bilmeyen isteklerde bulunmuştu. Almanların Doğu Seferi başladığında rafa kaldırılan Felix operasyonu planları Afrika cephesinde alınan yenilgi ve müttefiklerin İtalya'ya çıkması üzerine tekrar gündeme gelmişti. 1944 yılında uygulanacak bu seferki plan sadece Cebeli Tarık için değil tüm İspanya'nın işgal edilip müttefiklerin Atlantik'ten Akdeniz'e yardım göndermesini engellemek üzerineydi. Fakat müttefikler Fransa'nın Normandiya sahilinden çıkarma yapmaya başlayınca bu operasyon yine masada kalmıştı. Habitat projesi bu listemizde bulunan en ilginç projelerden biridir. Projede Britanyalılar tarafından Atlantik Okyanusu'nun kuzey kısmında uçak gemisi büyüklüğünde yüzen bir ada yapılmak istenmişti. İngiliz bir mucit olan Geoffrey Pike buz ve odun hamurunu birleştirerek Pyrite isimli bir madde icat etmişti. Bu madde ile Kuzey Buz Denizi'nde yüzen bir ada yapılacak ve U-botları takip eden uçaklar bu adaya inip ikmal yapabilecekti. Böylece uçak gemisi daha öneme sahip hedeflere yönlendirilmiş olacaktı. Plan yapılan çalışmalar ile başta kabul edilse de buzdağları üzerinde yapılan testlerde yüksek patlayıcılar ile bu maddenin parçalanabileceği görülmüştü. Hatta 18'e 9 metrelik bir prototip bile yapılmıştı ve bu prototip 1000 ton ağırlığındaydı. Winston Churchill bu projeyle ilgilenmeye başlasa da Amerika Birleşik Devletleri donanması yüksek maliyetli bu projeye destek vermeyeceğini belirtti ve 1943 yılının Aralık ayında proje rafa kaldırıldı. Zaten projenin geneline baktığınızda işlevsellikten çok bayağı fantezi içeren bir plan olduğunu görmekteyiz. Bildiğiniz üzere 2. Dünya Savaşı'nda İsviçre Avrupa'daki çatışmaların tam ortasında olmasına rağmen tarafsız bir ülke olarak kalmıştı. Hatta İsviçre bazı kritik konularda müttefikler ile mihver devletler arasında hakemlik bile yapıyordu. Ama Adolf Hitler İsviçre'den çok da hoşlanmayan biriydi. Hatta İsviçre'yi Almanya'nın düşmanı olarak görüyordu. Fransa 1940 yılında teslim olduktan sonra Alman Genelkurmayı İsviçre'yi işgal planlarını hazırlamaya başladı. Bu
operasyon planlarına da Tannenbaum Operasyonu adı verildi. Hitler'in önüne birkaç kez gelen operasyon planları o dönemde devamlı olarak ertelendi. Aslında kolay lokma olan İsviçre işgali planlarının neden ertelendiğine dair net olarak bilgilere sahip değiliz. 1941 yılında Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırması ile İsviçre'ye askeri birlikler gönderip gücünü bölmesinin bir anlamı yoktu. Zaten böyle bir adım atmak da çok anlamsız olurdu. Bu tarihten sonra da Tannenbaum operasyonu planları tamamen rafa kaldırılmıştı. Bu plan neden uygulanmadı konusunda birkaç tahmin yürütürsek en önemli nedenlerinden biri İsviçre coğrafyasıydı. İsviçre çok dağlık bir bölgedir ve tuz madenleri dışında da önemli bir yeraltı zenginliği de yoktur. İsviçre neden 2. Dünya Savaşı'na katılmadı videomuzda bu konuya geniş şekilde yer vermiştik arkadaşlar. Bu videomuzda uygulamaya geçmeyen ilginç operasyonlar ile projeleri incelemeye çalıştık. Lütfen sizler de bu tip konuları yorumlarda belirterek yakın zamanda sizlerle olacak ikinci videomuz için katkıda bulunabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşça kalın.